Allah subhanahu wa ta'ala özünün kelamını muhafazası doğrusu da Kur'an-ı Kerim'nin özü de keskin ayet nazıl kıyan. Bu yukarı tondaki gem, yani addi adam aytalmaydigan gem. Eğer Kur'an bendeler tarafından yazılgan kitap bugende idi, bu davanı insan kılalmasıdır. Allah ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresi de aytadı ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Biz zikrini özümüz nazıl kıldık. Bana şu ayette 5'te takit var. 5 mertte takit kılıp anık elbette bundan başka gap yok degen gaplar var. Zikrini özümüz nazıl kıldık ve onu özümüz muhafaza kılamız deyipti. Lahafizun, Arap dilini bilgeler biledi, bu müdavametini bildiredi. Bu cayda dava var. Birarten Kur'an'a dahil kılalmıyorsan, küçün yetmeydi degen gap var. Kur'an'ı Allah subhanahu wa ta'ala muhafaza kılamız dedi. Muhafaza kılışlıkta cem, koplik sigada etti. Bunu Arap istilahıda, umumun lügat istimalıda cem, koplik, tazimini bildiredi. Bir manası. Uluğulükke dalalet. Allah subhanahu wa ta'ala özünün azametige dalalet kılıp, biz özümüz muhafaza kılamız bunu dedi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti kerimede Kur'an asas, müfessirlerinin ekseri Kur'an degen de, lekin Kur'an ve sünnetke asaslengen şeriyetini ham öz içige aladı. Allah subhanahu wa ta'ala İslam'ın muhafaza kılıçligini zimmesige aldı. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala Zülkarneyn kıssasını zikir kigen de, Zülkarneyn'ni yeryüzüde bir kança imkaniyetlerge ege şahs kigenligini aytken. İnna mekkennâ lehu fil ard ve ceallnâhu ve âteynâ min kulli şeyin sebebe fe atba'a sebebe degen. Yani Zülkarneyn'in imkaniyetleri öte yüksek derecede buluşudan kat'i nazar onu sebepler dünyasına boysundurup koygenliğine aitken. Fe atba'a sebebe. Zülkarneyn'in küç kuvveti sebeplerini topkenliğine. Onu kuvvetli kıyan, imkaniyet vergen Allah. Allah subhanahu wa ta'ala onu sebepler dünyasına yöneltirip koydu. Fe'etbe'e sebebe. Sebepke yönelgeni için güç, kudretini egesi buldu. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'ın muhafaza kılıçlığını zimmesine alarken o şey sebep dünyasını hayatta hem kursatıp koydu. Kur'an'a hizmet kıladigen özünün ricallarını kıyametke kadar uzmesliğini vadesini verdi. Bu Kur'an'daki bu ayetin yana bir manası şu. Ulamalar Kur'an'a kıyan hizmetini Allah subhanahu wa ta'ala özünün muhafazasının sebepleri sıfatını kursetti. Allah ta'ala sebepke muhtaçmaz. Biz muhtaçmız. Biz Kur'an'ı muhafaza kılamız degen de bu Kur'an'ın hizmeti üçün lebbey degen adamlarını Allah subhanahu wa ta'ala kadrını kötaradı. Bu ayetin bir manası yana şu. Kur'an'a kılıngan hizmet, insaniyet tarihi de bugün ziyalimiz, peşkademiz, dünya intelektual, küçüge biz egemiz degen adamlar aklıge kimegen davurlarda hazır ham eplay almayetken üslubni 1400 yıl aldın sahabeler amalga aşırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ilk ayeti nazıl bulup ahirgi ayet nazıl bugünge kadar özlerini etrafları da katipler sayılardılar, ularga yazdırardılar. Nebi aleyhissalatu vesselam'dan eşitilgen Kur'an'ın bizgeçe yetip kelgen sanat tarikası ağızma ağız. Kitap kim buldu? Resmi Kur'an, o resmi Kur'an'ı. Kolumuzdaki mushaf, asıl Kur'an'ın resmi. Asıl Kur'an, mene bunge okşagen karularının silsilesi bilen keldi. Allah Ta'ala ana şu silsileni biz deb zikirdigen. Ve Kur'an'ın muhafazası degi Allah'ın rahmetige dahil bulgen, nail bulgen adamlarge bu vazifeni tapşırdı. Ve bu vazifeni a'la derecede Müslümanlar ada kıldı. Tirik Kur'anlar yetişip çıktı. Hazır geçe.
Ben bu Qorunu yaxşı bilemem. Bu Qorunu ustozini yaxşı bilemem. Bunu ustozlarını sanada Rasulullah'a baradı. Hazır okuluyan kıraatını Rasulullah'tan eşitkendik eşitdik biz. Kıraat şu derecede kegen. Bu tariqa şu derecede kegen. Kur'an'a hücum kılaman degen adam mushafını alıp mushafke nimedir kılışke urunuşu mümkün. Lekin haba emmen thura. Kigen işi batıl, çeng, tozan. Hiç nasıl karzımaydı. Qorular bir günde Kur'an'ı kaytattan urunuşu doğrulak koyadı. Kur'an'a kılıngan hizmet Allah'ın rahmetine nail buluş. Sen Allah nazdida qaysi maqomda ekanligingni bilmoqchi bo'lsang, hozir nima ish bilan shug'ullantirib qo'yganiga qara. Qur'onga xizmat qilgan odamdan ulug' maqomli odam bo'lishi mumkin emas. Robbi taoloni kalomiga xizmat qilish eng katta xizmat u. Xoyrukum man ta'allama al-Qur'an va 'allama. Sizlarni eng yaxshinglar Kur'an ta'lim olib, Kur'an ta'lim berganinglar dedilar. Kur'onni ta'lim olib, Kur'onni ta'lim berishdan ustun amal yo'q yer yuzida. Ba'zilar aytadiki, nimaga diniy ilmni tiqishtiraverasizlar sizlar? Dunyoviy ilm nima bo'ladi? Ha, Kur'on o'rgatadi dunyoviy ilmlarni qanday o'qish kerakligini. Dunyoviy ilmlar ham insonga o'ta muhim ekanligini Kur'on o'qigan ulamolar aytadi. Boshqa odam ayta olmaydi buni. Dini diyanati, Allah'tan korkuvu, imanı takaza kılmagan adam ilim okurarken, dünya ilimlerini özleştirirken de insanın başına bela kıladı o ilimle. Bugünkü tarqatilayotgan virüsler, atom bombasından korkulayotgan havatırlar, virüs tehlikeleri, barchasi Allah'ını tanımagan adamlar tamamından keşf kılıngan ilimnin belası bu. Allah'ını tanıgan adam, İlim okuyan da insanga manfaat beradi. Bu quruq da'vo emas. Quruq da'vo emas bu. Tarixda isbotini topgan da'vo. 9, 10, 11, 12, 13-chi asrlar. Renesans davri. Bütün dünyanı oyoqqa turguzgan qorun davr. Musulmonlarning davri. Baytul hikmani markaz qilib olishib, bütün dünyanı kitobga to'ldirib olishdi. Kecha bir kishi men bilan bahslashyapti qonunchilik masalasida. Ben kanunşunos masman da, lekin tarixi manbalardan ve özlerinin dava iddialarından, özlerinin etiraflarından, kitaplardan korsatıp ayet veremem. Leo Sadio degen Fransız hukukşunası var. Hukukşunası. Fransiyanın kanunşunosligi, Napoleon Bonaparte'nin kanunşunosligi, Maliki mezhebinin muvattasından olingan. Halilning matni Dardirning sharhidan olingan. Kopiya past qilingan deyapti. O'zbek bu musulmon odam emas bu. Fransuz. Bu o'zi e'tirof qilyapti. Dunyodagi qonunshunoslikning deyarli barchasi Yevropadagi eng kuchli davlatlardagi asos islom asosi, islom qonunchiligi. Desam bu qonunchilik Rimda bo'lgan, eski Afina davrlarida bo'lgan. Tamam. Uni ham islom inkor qilmaydi. İslam, insoniyatga manfaatli bo'lgan masalalarda shariatga zid bo'lmagan har qanday narsani oladi, foydalanadi, qabul qiladi. Shar'u man qablana shar'un lana. Xandaq g'azotida payg'ambar alayhi sallallohu va sallam forslarning taktikasini olib islomga tatbiq qildilar. Hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Nimaga fors majusiylarning taktikasini olyapsan deya olmaydi. Foydasi bormi qabul qilaveradi islom. Ha, Rim o'sha Afina qonunlarini bugün bizga yetib kelishligidagi o'rtadagi silsila Baytul Hikmadan o'tadi. Baytul Hikmada bitta kitobning tarjimasi og'irligida tillo bergan ma'mun. Kitobni tarjima qilasiz, qadimgi qo'lyozmani olasiz, tarjima qilib topshirasiz, bir tomoniga tillo, bir tomoniga kitobning og'irligini qo'yadi. Tilloni olasiz. Arastuni biz shu orqali taniyapmiz. Araplar Yunon eski İbrani tillaridan tarjima qilib Arab tiliga. Endi Arab tilidan İngiliz, Fransuz, Nemis tiliga tarjima qilib ular foydalandi. Foydalandi. İslom buning asosi hisoblanadi. Men shu misolni keltirganda doim shuni aytib ketyapman. Achinarli holat. İmom
İmamlarımız, Müslümanlarımız dünya ve dini meselelerini ajratmasdan o'rgangan davrlarda dünyanın ustozi bo'lishgan. Oldin Kur'an'ı okup, keyin dünyavi ilimni ajratamiz demagan ular. Kur'an ularga dünyavi ilimning ahamiyatini o'rgatgan. Kur'an'ın qayerida Alloh subhanahu va taolo qasam ichgan bo'lsa, o'shaning ortida dünyavi ilimga targ'ib bor. Vattini va zaytun. Nimaga qasam ichyapti? Tinda nima alomat bor? Zaytunda nima alomat bor? Ikkalasini qo'shganda nima alomat bor? Nima bor bularda? Alloh subhanahu va taolo behuda ichayotgani yo qasammi bu joyda? Alloh subhanahu va taolo dunyo sababi hayotiga, koinotga bir qancha o'rinlarda nazar soldiradi. Qaranglar deydi. Qaranglar deydi. İnsonning iymoniga xitob qilar ekan, uning yonida koinotni zikr qiladi. Ularning barchasi inson dunyoda e'tiqodini mustahkam qilaroq sababga ergashishligini taqozo qiladi. Qur'on buni o'rgatadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan musnadlarida hadisda aytadilarki, ilm talabida yurgan odamlarga farishtalar qanotlarini yozib turadi. İlim talabida yurgan talibi ilimge farishtalar qanotini yozib turadi. Ve o'sha talabaga hatto dengizdagi baliqlar ham istig'for aytadi. Dengizdagi baliqning Qur'on o'qiyotgan, hadis o'rganayotgan, islomni ta'limini o'rganayotgan odamga istig'for aytishining sababi nima? Nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor dengizdagi baliq bilan madrasada o'tirgan talabaning? Ulamolar aytadiki, talaba ilm o'qir ekan, Qur'on o'rganar ekan, hadis o'rganar ekan, ko'chaga chiqqan paytida odamlarga zulmning harom ekanligini o'rgatadi. Nohaq odam o'ldirishlikni, nohaq jonzotlarga azor berishlikni, gunoh ekanligini o'rgatadi. Odamlarga adolatni, rahimni, shafqatni tarqatadi. Buni dengizdagi baliq biladi. Talabalar ko'paysa, ulamolar ko'payadi. Ulamolar ko'paysa, dengizdagi baliqlarga ham zulm qilinmaydi. O'shaning uchun talabaning haqqiga dengizdagi baliq istig'for aytadi. Qur'oni Karimning muhofazasidagi xizmat dunyo tarixida bo'lmagan. Dunyo tarixida bo'lmagan. Germaniya qonunchiligida umumi manfaatlar degan usul bor. Umumi manfaatlar. O'sha umumi manfaatlar usuli hidoyadan olingan. Marg'iloniyning hidoyasida umumi manfaatlarda birlashish Shofiiy mazhabi, Hanbali mazhabi, Maliki mazhabi, Hanafi mazhabida umumi manfaatlarda birlashish manfaatning manfaatliroq, foydaliroq jihatida mazhabni tarjih qilib ketish usuli bor. Buni biz hozir hidoyani o'qiy olmaymiz. Lekin boshqa mamlakatlar, boshqa kuchli davlatlar bugun kuchli deyilsa, ta'bir joiz bo'lsa, bizning kitoblarimizdan foydalanyapti. Men achinarli deganim, menga alam qilayotgan jihati, kecha bir joyda reklama ko'rib qoldim, bir hafta 11 oy oldin. Sizlarga chiroyli uylar taqdim qilamiz. Firmaning nomini Alfraganus deb yozib qo'yibdi. Biz o'sha Alfraganusni ajdodimiz deymiz. Biz uni avlodlarimiz o'zimizni bobomizni nomini Fransiyaga olib borib Alfraganus qilib qaytib olib kelib bizga boshqa nom aytishyapti. U Farg'oniy u. Al-Farg'oniyni Alfraganus deb taqdim qilyapmiz millati ichida. Bu nimani bildiradi? Taqlidni bildiradi. Doim taqlid qilgan odam o'zining bir pog'ona orqada ekanligini tan olgan odam hisoblanadi. Nimaga biz orqada qolishimiz kerak? Nimaga biz o'zimizni nomimizni qo'ya olmaymiz? Çünkü biz manbalarimizni zoyi qilib qo'ydik. Lekin Alloh subhanahu va taoloning oyatidagi qahramonlar bu millat ichidan zoyil bo'lmaydi. Biz agar o'zimizni o'nglab bu jamoaga labbay deb xizmatga qoyim bo'lmasak-amiz, o'rnimizga Alloh taolo boshqalarni kirgiza oladi.